14 Mart Tıp Bayramı. Yurt genelinde tıp alanında çalışanlar için bir anma ve kutlama günü olan 14 Mart, sağlık çalışanlarının sorunlarının da dile getirdiği bir gün. Tıp alanında çalışanlar için hem bir kutlama, hem çalışma alanındaki sorunlara dikkat çekme, hem de meslekteki önemli olay ve kişileri anma etkinliği olan 14 Mart Tıp Bayramı, aynı zamanda modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul ediliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi doktorları Tıp Bayramı mesajını ilettiler. Ayrıca halka önerilerde bulundular. Tabii ki dünyada farklı ülkelerde farklı zamanlarda kutlanır bu sağlık veya tıp haftası ama bizim kendi tarihimizden 2. Mahmut zamanından beri bu modern tıp fakültesinin kuruluşunu temsil eden bir şeydir, tarihtir. Ve de ilk olarak 1919'da işgal altındaki İstanbul'da kutlanmış ve de o zamanki tıp fakültesi öğrencilerinden biri tarafından işgali protesto edilmiş ve dönemin ünlü doktorları buna destek vermişlerdir. Ve daha sonra da işte 1976'dan beridir de sadece Tıp Bayramı 14 Mart olarak değil, Tıp Haftası olarak kutlanmaktadır. Tabii ki hani doktorlara veya işte sağlık çalışanlarına veya tıp fakültesi öğrencilerine ait bir talih olarak görülse de aslında bu hepimizi ilgilendiren, bütün toplum sağlığını ilgilendiren bir şey olarak görülmelidir. Tabii üstüne türlü şakalar yapılan bir tarih olmakla birlikte hani doktorlara ait bir kutlama günü diyebiliriz bunun için. Burada bir mesaj vermemiz gerekirse hani tıp bayramının nasıl kutlanacağı vesaire değil de işte koruyucu hekimliğin ülkemizde görülen bu kadar işte kanser vakası veya önlenebilen ölümcül hastalıkların veya işte sakat bırakacak hastalıkların önüne geçilebilmesi için düzgün şekilde insanımızın hastaneye gelip yıllık check-up'larını veya işte ilgili doktorlarıyla görüşüp gerekli koruyucu önlemlerini, testlerini yaptırması hani bence bugünün anlam ve önemini belirtmek açısından doğru olacaktır. ...14 Mart Tıp Bayramı'nda herkese sağlıklı günler dilemek istiyorum. Her toplumdaki her bireyin sağlıklı yaşama hakkı vardır. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak da biz topluma daha sağlıklı, daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunma konusunda elimizden geldiği kadar çaba gösteriyoruz. Yönetim olarak da, çalışan hekimler olarak da bu konuda gerçekten canla başla hizmet vermeye çalışıyoruz. Öncelikle sağlık çalışanlarının, tüm sağlık çalışanlarının, sonra da tüm toplumun sağlık bayramını kutluyorum. Elbette hep söylenir, kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun diye. Belli aralarla check-up yaptırmak çok önemlidir hastalıkların erken dönemde tanısı için. Çünkü hastalıkları erken dönemde tanı koyduğunuz takdirde tedavisi çok daha kolay ve çok daha etkili olabilmektedir. Tabii ki yılda bir kez kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı bizim olduğu kadar tüm sağlık çalışanları için de önemli bir gün bence. Çünkü tıp fakültesini kazandıktan sonra 6 yıl bir eğitiminden geçip arkasından üzerine en az 4-5 yıl uzmanlık yaparak bulunmuş olduğunuz mevkiye gelebiliyorsunuz ve halkımız için en önemli olan şey sağlık. Hepimiz için aslında gerçekten sağlık. Bu konuda kendinizi yetiştirmeye devam ediyorsunuz. Bir ömür boyu da bu eğitim devam ediyor. Ve biz de acil anlamda gerçekten elimizden geldiğince hekimlik mevkiinde olabildiğince iyi bir şekilde hareket ederek, bütün teknolojileri de kullanarak güncel tutmaya, güncel hareket etmeye ve en hızlı şekilde, en güzel şekilde davranmaya devam etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda 14 Mart belki bize hatırlatmak anlamında, sağlığın da öncüleri kahramanlar olarak doktorlara anlatmak anlamında
Çok güzel bir tarih. Sağlık sektöründe acil anlamda geldiğimizden bu yana birçok konuda değişiklikler yapmayı hedefledik ve birçoğunu da başarmış durumdayız. Yakında o ailesi olarak aynı zamanda Suat Günsel Girin Hastanesi, Güzel Yurt dispanserimiz, Gazi Magosa dispanserimiz ve bunların dışında birçok merkezde de aktif olarak 7-24 saat, 7 gün 24 saat boyunca aktif olarak çalışmaktayız. Öncelikle tüm meslektaşlarımın ve sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutluyorum. Bu bağlamda halkımıza da sağlıklı bir yıl diliyorum 2018 ve daha sonrası için. Peki kendi branşınız açısından halka neler demek istersiniz? Plastik cerrahi ile ilgili halkımızın son dönemlerde özellikle estetik cerrahinin çok popüler hale gelmesi nedeniyle çok fazla miktarda bilgi kirliliği vardır. Onlara önerim mutlaka bir plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanına gidip bu konuda bilgilendirilmeleri ve bu şekilde kendi tedavilerini yönlendirmeleridir. En önemli onların dikkat etmeleri gereken yetkin kişilere gidip bu tür konularda bilgi alıp işlemlerini yaptırmalarıdır. Bu herhalde onlara en iyi ileride sıkıntı yaşamamaları için en faydalı mesaj olacaktır diye düşünüyorum. Tıp bayramı biliyorsunuz bir toplumun sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için hekimlerimiz en önemli görevi üstlenmektedir. Ve bu hekimler gece gündüz demeden biliyorsunuz halkımıza gereken önemi vererek çalışmaktadır. Dolayısıyla bu özveriyle çalışan meslektaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Nice tıp bayramları diliyorum. Peki halkımızda neler diyeceksiniz? Halkımızda yavaş yavaş bilinçlenmeye başlamıştır. Artık ülkemizde de eskiden Türkiye, İngiltere'ye giden hastalar tüm ameliyatlar burada ülkemizde yapılmaya başlanmıştır. Bunların örnekleri de bizde mevcuttur. Son bir ay içerisinde Türkiye'ye gitmek üzere olan 3-5 tane hastamızı burada ameliyat ettik. Hatta ve hatta Türkiye'de bile çok az sayıda yapılan ameliyatları üniversitemizde gerçekleştirmiş durumdayız. Bu vesileyle bütün sağlık çalışanlarının, bu konuda emek veren bütün çalışanların, doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Peki halka önerileriniz nelerdir? Halka ne mesajı verirsiniz? Bir kalp damar cerrahı olarak tabii kalplerine iyi baksınlar. Beslenmelerine dikkat etsinler, sigara içmesinler, sağlıklı düzenli spor, egzersiz, yürüyüş yapsınlar. Kalp sağlıklarını korusunlar. Kanal T Haber muhabiri Bahar Derya vatandaşlara özel mi yoksa devlet hastanesinden hizmet aldıklarını ve Kıbrıs'taki sağlık hizmetlerindeki sorunları devlet kamu acil servisinden memnun olup olmadıkları yönünde sorular yöneltti. Tabii ki devletten alıyorum. Niye? Tabii ki ben de bir devlet hastanesi çalışanıyım, hemşireyim. Hizmetlerimiz güvenlidir. Sigortalı çalışıyorum. Yani doğal olarak devletten alıyorum. Özelde. Neden peki? Yani özeli neden tercih ediyorsunuz? Doktorları böyledir. Ben devletten tercih ederim. Neden peki? Bilmiyorum. Ben devamlı devlete 30 yıldır ben devamlı kronik bir hastalığım var. Onun için ben mesela kanser şeyini de atlattım. Hiçbir zaman yurt dışını veyahut da Rum tarafını tercih etmedim.
Hep bizim doktorlarımızı tercih ettim. Ha, ameliyatımı özelde oldum ama tedavilerimi devlet de hastanesinde oldum. Hala da devlet hastanesinden yararlanıyorum. Sırasında devletten, sırasında şeyden, özelden yani şeyi yok. Her ikisini de idare eder yani. Sağlık hizmeti alırken özelden mi yararlanırsınız, devletten mi? Olabildiğince devletten yararlanmaya çalışıyoruz ama her zaman bütün hizmetleri alamıyoruz. Özelden de faydalandığımız oluyor. İkisinden de bazen devletten tam tatmin olmayabilen özele de gitmek zorunda kalırız. Vallahi bu ara özelde şeye diyerek. Neden devletten yararlanmıyorsunuz peki? Vallahi giden sabahtan beklen. Yani ne diyeyim? Şekerimiz var. Çok aç kalamayız. Evet. Hastaneye giden parazım 4'tedir randevu. 12'ye kadar beklen. Bekleyemeyik. İkisinden de alırız yani. Özelden de, gerekirse devletten de. Sizce Kıbrıs'ta sağlık hizmetleri açısından ne gibi sorunlar var? Vallahi bu memlekette sorun çok. Yani sağlıkta da var, her şeyde sorun var. Yani sadece sağlık mı? Var yani, sorun var. Devlette ne gibi sorunlar var sizce sağlık hizmeti açısından? Sağlık hizmeti açısından bir defa güven yok. En mühimi güven olması lazım. Yani her açıdan yani. Başta tabii güven gelir bence. Valla yani bilhassa yaşlılara daha fazla önem vermeleri lazım ki. Ama, yok. Ama maalesef sonraya atarlar. Var tabii. Hastane çok kalabalık. Bilhassa acil yardım. Yani gidilmemesi gereken insanlar gider. Yani normalde gündüz gitmezler, gece yığılırlar. Tamamdır onun dışında. Kıbrıs'ta sağlık hizmetinde sizce ne gibi sorunlar var? Var mı sorunlar? Kıbrıs'ta sağlık hizmetinde, Kuzey Kıbrıs'ta diyelim, ciddi bir sorun var, sağlık sorunu var. Altyapı eksikliği var, hastaneler yetersiz, kadrolar yetersiz ve bunun sonucunda tabii bunu besleyecek olan genel bir sağlık sigortasının olması lazım. Bir an önce genel sağlık sigortasına geçilmesi lazım. Bütün vatandaşları kapsayacak bir genel sağlık sigortasına ihtiyaç vardır. Aksi takdirde bu ülkede ciddi anlamda bir sağlık sorunu yaşanacak, artı bir sürü de paralar boşa gidecek. Yani özele veyahut da başka yerlerde aranan sağlıklar, sağlık için yapılan harcamalar boşuna gitmiş olacak. Hastanede ilaç sorunu ve doktor sorunu var zaten. O bilinen bir gerçek, herkesin bildiği bir gerçek. Önemli olan bundan sonra ne yapılabilir, onun tartışılması gerekiyor. Yani şu anda sağlıkta ciddi sorunlar vardır. Tam dibi görmedik ama ciddi anlamda bir sıkıntı vardır. Onun için zamanında bu hastaneler, örneğin Lefkoşa Devlet Hastanesi tasarlanırken işte 120 bin kişilik bir nüfusa göre tasarlanmıştır. Şu anda nüfusumuz tabii ki oldukça kalabalık bir nüfus olduğu için tabii ciddi sorunlar vardır ve özelliği de kontrol edecek bir mekanizma olmadığı kanaatindeyim. Özel hastaneleri ciddi anlamda kontrol edecek bir mekanizma olmadığı kanaatindeyim. Bütün bunlar sağlıkta ciddi sorunları yaratıyor. Uygundur ya. İyidirler. Doktorumuz da var, şeyimiz var, çok şükür olsun. Her şeyimiz var. Var, yok değil. Nasıl sorunlar var gözlemlerinize göre?
nasıl sorunlar var? Mesela bazı aletlerimizin uzun süre bozulup da onarılmaması veyahut da yerine başka konulmaması. O açıdan bazı doktorlarımızın mesela son zamanlarda kardiyoloji bölümünde yaşadığımız sıkıntılar. Mesela kardiyoloji bölümüne gider. Ha şimdi çok şükür yani bir düzene giriyor. En son iki doktor kalmıştı ve onlar da poliklinik yapmıyordu. Onda çok bir zorluk yaşadık. Ama şu anda her zannedersem düzene girmeye başladı. Yani ben genelde ilaçlarımı buluyorum, alıyorum. Doktorlarımızdan çok memnunum. Hizmetinden çok memnunum. Ha, kendini bilirsen ve düzenli her şeyin kuralına uyarsan hiç bence zorluk yaşaman. Vallahi ben paralıya gittiğim için hiçbir şey bilmem. Var mı yok mu? Peki Kıbrıs'ta sağlık hizmetinde sizce sorunlar var mıdır bir hemşire olarak gözlemlerinize? Tabii ki yani her yerde olduğu gibi bizim de yani sistemsel olarak sıkıntılarımız var. Elde olan yetersizlikler var, malzeme yetersizlikleri var. En çok hemşire sıkıntısı var tabii ki, çalışan sıkıntısı var. Her hastaya düşen hemşire sayısı çok az. O yüzden tabii ki yetersizlikler var. Devletin acil servisinden hiç yararlandınız mı? Yararlandıysanız memnun kaldınız mı? Acil servisinden yararlandım, memnun. Yani acil servisinden, verilen hizmetten memnunum ama her zaman için başka şikayetler olduğunu biliyorum. Ya da başka akrabalarımın karşılaştığı sorunlar olduğu bilgisi bana ulaşmıştır. Ne gibi sorunlar onlar acil açısından? Yani acil açısından her şeyden önce bir acil doktoru, bir tıp ihtisas alanı haline gelmiştir. Acil doktorunun istihdam edilmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi oradaki acilde görevlendirilen doktor arkadaşların daha tecrübeli olması gerektiği kanaatindeyim. Bu alanda daha tecrübeli olmaları kanaatindeyim. Yani öyle bir eksiklik olduğunu hissediyorum. Memnunuz. Yani doktorlar gerçekten bakar. Ama sadece acil olanlar gitsin. Yani onun dışında normal hasta gitmesin. İhtiyacımız olmadı. Acil servis olduğumuzda mecburuk gidelim acil servise. O ilk göreceğimiz yerimiz odur. Acil servisinden memnun değilim. Acil servisine genellikle gitmemeyi tercih ederim. Çünkü acil servisine gittiğim zaman gereken ilgiyi görmüyorum. Veyahut da ilgilenmiyorlar. Bir de mesela neren ağrır? Ha hemen bir iğne yapın, gönderin. Yani ama benim o iğne belki başka bir şeydir. Yani o yüzden ben kesinlikle bir iki kere gittim acil servise ama daha sonra gitmemeyi tercih ederim. Çok zorlandığım zaman bile gitmiyorum. Çünkü korkuyorum acil servise gitmekten. İnanın acaba yanlış bir şey mi yaparlar diye korkuyorum. O yüzden gitmiyorum. Bak acilden hiç memnun değilim. Acilden hiç yararlandınız mı? Yararlandım. Yararlandım. Memnun kaldınız mı? Yani. Hani öyle şey değil. Sorumsuz ya da bir şey davranmadılar. Gayet de iyi bir şekilde baktı, çıktı. Öyle. Dışarıda bekleyen hastalarda öncelikli hastalara bakılıyor. Yani aciliyeti olan hastaya bakılıyor mesela. Yani peki onun dışında ambulanslar konusunda yeterli mi sizce? Yani tabii ki çok da yetersiz, yani yeterli olduğumuz söylenemez ama hani ben perifer bir hastanede çalıştığım için, merkezde olmadığım için transport yapılan bir hastanedeyim. Yani tabii ki ambulansın içinde doktor olmadığı için bu bir eksikliktir tabii ki bence.